Hoş geldiniz arkadaşlar Nexus sohbetlerine. Bugün İlter ve Hasan yanımdalar. Biraz sola kaydıracağım seni İlter, yarın görünmüyor. Şöyle. Tamamdır. Biraz küçük oldunuz, kusura bakmayın, hazırda coverım olmadığı için. Ama chat'i ve şeyi görebilmemiz için en mantıklı hareket buydu şu an. Ben de chat'e bakayım. Hatta şöyle bir şey yapayım. Chat ekrana yansıyor olacak zaten. Cover'ı indirelim. Öncelikle İlter, en önemli sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Tabii. Yeni yama geldi. Bu yama hakkında ne düşünüyorsun? Yeni yamadan kastın Poppy'nin geldiği yama değil mi? Aynen öyle yani sonuçta. Nexus sohbetlerinden önce en güncel gelen yama o olduğu için. Yani bir düşündüm başka bir yama var mıydı diye. Ya ben bir yama daha zaten gelecek biliyorum. O yüzden hani bunu bir deneme yaması olarak gördüm açıkçası. Böyle çok ciddiye almadım açıkçası. Ciddiye almadın yamayı. Yani ciddiye almadım derken şöyle. Mutlaka hani garanti olarak sezon açılmadan önce bir yama daha gelecek. Tabii ki. O yamayla birlikte genel değerlendirmeyi yaparız dedim. O yüzden çok üzerinde durmadım açıkçası. Anladım. Ama bu kabiliyetlere gelen değişiklik, Mundo, Soraka nerfleri falan filan yerinde olmuş yani. Soraka ve Mundo özellikle bence kesinlikle gerekliydi. Kabiliyete gelirsek, yanında bir dost şampiyon yoksa %1.5 ekstra hasar veriyorsun. Sence bu tercih edilmesi gereken çok mantıklı bir kabiliyet mi? Bu arada İlter'e her zaman destek demiş Jasik ve Yusuf, teşekkür ediyoruz İlter'e olan desteğiniz için. Çok teşekkürler. Kabiliyet. Bence çok mantıklı çünkü mesela şey için düşün. Yıldırımların Efendisi'nin hükmünü almak isteyen suikastçi şampiyonları düşün. Mesela Zed. Zed'e rune etkinliği de bir işe yaramıyor pek. Zula da işe yaramıyor. O kabiliyet mutlaka gerekliydi çünkü iki kötünün arasından seçim yapman aynen gerekiyordu. Öyle. Hani mavi şimdi güçlendirme işe yaramıyor, yalan. Kırmızı zaten 40 yılda bir geliyor Zed'e. Aynen. Peximet'te 1 gram can artışımız oluyor, mana işe yaramıyor. Yani gerçekten iki tarafta da avantajsız bir durum vardı dediğin gibi. Bu çok iyi oldu ve demek ki o kabiliyetler artabilir. Bununla sınırlı değiliz bence. Bunu görmemiz de çok önemliydi. Daha yenilikler gelebileceğini görmek güzeldi. Hasan, sen oyunu en son pek takip etmiyordun. Hala öyle misin? Ya ben şeyi çok seviyorum yani League of Legends hakkında, bu hani bazen bazı roller çok pasif kalıyor, böyle sanki çok göze bat, yani şey hani istenmiyor gibi oluyor ya, mesela support'ta da böyle olmuştu. Birden onunla ilgili hani onun stratejilerini geliştirecek, onun üzerine uzmanlaşılabilecek alanlar yaratıyorlar. Bence ben bunu seviyorum. Mesela hani support'tan sonra support oyunculuğu arttı ama yine de alt koridorda büyük bir boşluk vardı. Hani ara sıra oyuna gelip gittiğim için böyle yeni support şampiyonu geldiğinde ben geri geliyordum da. En son Tahm Kench'e geri döndün yani. O zaman. Evet ama şu an Aloy var, yine de devam ediyorum. Aloy destek olarak oynuyor musun? Aloy destek olarak oynamıyorum ama hani üst koridorda böyle daha keyifli bir şey yok gibi geldi böyle Aloy'dan sonra. Böyle çektikten sonra falan. Ben hiç şahsen denemedim PB dışında Aloy'u. Dolayısıyla pingsiz bir denemem olmadı. Bana çok keyifli gibi görünmedi şampiyon. Çok hantal geldi yani. RW kombosunu yapmadığı sürece çok bir olayı yok gibi geldi. Ama eğlenceli. Ya orası öyle bak. Botlara karşı senin dediğin gibi ama ben de öyle düşünüyordum. Normal insanlara karşı oynayınca çok keyifli olduğunu anlıyorsun. Çünkü botlar senin üzerine böyle yürümüyor. Ama gerçek insanlar böyle dümdüz üzerine yürüyorlar ve Allah'ı üzerine yürüyen insanları böyle mahvediyor. Mantıklı ha, denemek lazım. Bana satın aldırdılar yayında Aloy oyna, Aloy oyna diye, aldım ama oynama şansım olmadı henüz. Ya bir de ben genellikle hava olarak böyle daha Celestial olan şampiyonları daha çok sevdiğim için hani Aloy çok Celestial değil ama evet, çok Celestial demek doğru olmaz. Ama yine de bir yerlerde böyle şeyler çıkınca falan. Vallahi Meleksi diyeceğin son şampiyonlardan biri Aloy olabilir sanırım ama hani kutsal bir şey olduğu için arkasında en azından, o yüzden evet, ilgini çekiyor olabilir. Sen de bir FRP seversin anladığım kadarıyla. Son evet. Prova sırasında gördüğüm kadarıyla. İlter, senin de FRP ile ilgili olduğunu bilmek beni ayrıca mutlu etti. Çok yani ben de çok heyecanlandım birden böyle. Oynarız ya mutlaka. Ben işte bu League of Legends'a sadece altılık zarlarla oynanabilen, kendi şampiyonunu yaratmanı sağlayan bir sistem yapıyorum. Böyle her skill'in atıyorum işte duration, effect, hasar falan şeklinde böyle bir tablosu var. Belli puanlarım var. O puanları dağıtarak her şampiyonun skillini FRP'de oynanacak bir kabiliyete dönüştürebiliyorsun. Böyle bir sistem üzerinde çalışıyorum. İlk olarak size çok göndereceğim o zaman FRP sevdiğiniz için. Olur. Çok eğlenceli olur.
feedback'e ihtiyacım olacak. Ama TRP'de şeyler falan var, diyen var. Efendim? Minotaur halkı var mı? Hani Alistar'ın halkı var mı oyunda? Bak iyi hatırlattın. Başta ilk sistemi yapmaya başladığımda farklı bir sistem vardı kafamda. Orada Fizz'in halkı, Yordle'lar, Nami'nin halkı, adı neydi? Marai. Marai. Kendi kafamdan uydurduğum bir ırk olan Voidborn, anne karnındayken ya da bir Void canlısıyla ilişkiye girilmesi sonucunda oluşan yarı insan yarı Void ırkı olarak düşünmüştüm. Bir de Volibear'ın halkı olan şey vardı. Neydi onların adı? Sorsam puan alamazmışım. Irkının adı neydi? Neyse işte o ayılar diyelim. Onlar vardı. Minotaur aklıma gelmemişti. Onu da ekleyelim. Teşekkür ederim. TRP ne demek diyenler var. Hanginiz en iyi açıklayabileceğine inanıyor TRP'yi? Üç cümlede. Üç cümlede. Hadi 5 olsun. Şöyle söyleyebilirim ben. Açılımı fantastik rol yapma oyunu. Ve yani tiyatro, doğaçlama tiyatro yapmayabilirsiniz. Aslında bir araya gelip doğaçlama tiyatro yapıyorsunuz. Ancak sizin dışınızda gelişen olayları DM adını verdiğimiz, yani o dünyayı, hani sizin dışınızdaki şeyleri kontrol eden bir kişi daha var. Ve şansa dayalı şeyleri de zar yoluyla buluyorsunuz. Yani doğaçlama tiyatro yapıyorsunuz. Bir hikaye üzerinden ve çok keyifli oluyor. Sistematik tiyatro diyebiliriz. Bu arada Ursin yazıyor chatte. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Solo metasının bitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Kereste TR. Nasıl yani? Solo metasının bitmesi. Solo metasının, ben solo metası derken... Evet, solo metasının bitmesini ben de tam çözemedim. Yani top koridordan güç biraz aşağı, üst koridordan güç biraz aşağı doğru kaydı demek istiyorsan, ben o kadar da kaydığını düşünmüyorum genel inanışın aksine. Yani herkes ilgili metası geliyor, nişancılar ön planda olacak diyordu. Ben de öyle bekliyordum. Ama o kadar olmadı gibi geliyor bana yani. Dengelendi aslında. Her rolün kendince değeri var bana kalırsa şu an. Rengar'a hala yoğumu çıkmalı mı? Bence evet. Gayet uygun. Bence gayet uygun. Can Emmer'in Lulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sıkıcı. Bana çok soruldu. Ben Lulu oynamadığım için bilmiyorum. Hasan? İlter sıkıcı değil. Ya. Nunu hiç de eğlenceli bir şampiyon değil yani, biliyorsun. Yani Nunu tarif gibi böyle bir tane yeteneği tıklayıp vur, bir tane yetek işte böyle temel bir şey yap falan şeklinde olan şampiyonlar gerçekten son dönemde hiç tercih edilmiyor. Özellikle böyle Bard gibi, Aloy gibi, Kindred gibi yepyeni mekanikleri olan şampiyonlardan sonra bu tarz şampiyonlar çok geriye düştüler. Hani sıkıcı geliyor insanlara gerçekten. Shandy Work'ü o açıdan güzel olacak mesela Tarik'le birlikte. Nunu eğlenceli ama yani o Can Emme ile oynamak, hani minyon peşinde koşmak, orman yaratığı kesmeye çalışmak falan her zaman yapılabilen bir şey olmuyor. Hani her zaman o diğer birimlere yakın savaşmıyorsunuz falan. Full yetenek gücü Nunu aslında eğlenceli gibi ama Can Emme eşyalarını aldığında tam potansiyeline ulaşamıyor yetenek hasarı olarak. O yüzden sıkıcı dedim. Yoksa oynanabilir yani. Ben Nunu'nun en eğlenceli bulduğum kısmı benim kesinlikle ultisi. Hani böyle... tahmin edilmeyen bir noktada böyle ultiyle bekleyip patlatmak gerçekten inanılmaz güzel bir şey ya. Onu çok seviyorum. Varus neden az oynanıyor? Mobil değil. Bilmiyorum. Nişancıların çoğu mobil karakterler. Yani Varus oynandığı zamanlar oluyor ama belli bir kompozisyon yapmak gerekiyor Varus'u oynayabilmek için. Özellikle dürtme poke kompozisyonlarında, aynen, dürtme kompozisyonlarında çok oynanıyor. Onun haricinde mobil olmadığı için şampiyon bir hiper carry vazifesini de yerine getiremediği için, her ikisini de tam olarak taşıyamadığı için pek tercih edilmiyor yani. Dördüncü sezonda dürtme kompozisyonları bana kalırsa biraz daha yaygındı profesyonel sahnede yani. Böyle Jace, Twisted Fate, Varus gibi kompozisyonları bence daha çok görüyorduk ama son şampiyonda da hiç dürtme kompozisyonu gördüğümü hatırlamıyorum ben. Daha çok combo üzerine ve harita kontrolü üzerineydi. Ya herkes de ışınlan oluyordu, bir anda biniyorlardı ya da combo üzerine gidiyorlardı. Bu neden değişti acaba? Tamamen fikirsel bir şey mi yoksa bir şeyler mi oldu acaba? Hiç düşünmemiştim daha önce. Yani mesela şu anda disengage yapabilen çok daha fazla şampiyon var. Eskiden sadece Janna yapabiliyordu bunu. Onun haricinde şu anda yakına girmek için de çok fazla eşya ve şampiyon yeteneği var. Hani nasıl söylemek gerekiyor? Eskiden sadece bu sarı eşya var ya, destek eşyası, bir anda takıma hız veriyor. Sadece o vardı. Ama mesela şu anda Righteous Glory diye bir eşya var.
Görkemli Zafer. Görkemli Zafer var. Yani savaş başlatabilen şampiyonlar da arttı. Eşyalar da arttı. Böyle olunca o dürtme kompozisyonu her zaman işlemini yerine getirememeye başladı. Ama illa hani dürtme kompozisyonunu görmek isterseniz Fnatic takımının oyunlarına bakabilirsiniz. Özellikle Pusu diye bir nişancıları vardı. O Varus'u çok oynuyordu. O eski maçlara bakacak olursanız çok iş yapan bir taktik olduğunu görebilirsiniz. Ama işte hani her zaman yapılabilecek bir şey değil. Dünya şampiyonasında kurtarmadı FNG'yi ki daha çok farm üzerine oynuyorlardı. Late game dediler, birdenbire bir Bolz çıktı Darius'la. Kimsenin anlamadığı saçma sapan bir penta attı. Darius'a mükemmel bir nerf indirdi. Ve dünya şampiyonası FNG için bence çok boş yere yalan olmuş oldu açıkçası. Altın bir aşaması öncesinde seri takviyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de rapor sistemi demiş Ekrem Göksu RPP. Bana kalırsa rapor sisteminin yeni hali çok iyi çalışıyor gerçekten. Ben sürekli rapor verdiğimde gerçekten kötü, gerçekten sıkıntılı, zehirli bir oyuncuyu rapor ettiğimde sonraki gün ya da aynı gün içinde belki de raporlarınız dahilinde oyuncuya yaptırım uygulandı diye bildirim alıyorum. Alanda çok gördüm. Evet. Seri takviyesi ise lanet olsun Riot, bunca sene niye yapmadın? Ben acı çektim altın 1'e çıkana kadar. Altın 1'den çıktım, plat oldum. Artık plat 5-6 için seri takviyesi var dediler. Ben de kafayı yedim. Bir de şöyle bir detay daha söyleyeceğim. Zamanında bundan 3 sene önce falan filan ben bir mail atmıştım Riot'a. Şey demiştim. İnsanlar sizin rapor sisteminize güvenmiyor. Hani çalışıyorsanız bile, hani çalıştığını umaraktan burada tırnak açtım aslında. size güvenmiyorlar ve bu yüzden bir rapor sistemi sonuca ulaştığında en azından mail yoluyla raporunuz incelenmeye alındı ve şöyle bir sonuca ulaştı şeklinde şeyler yazın demiştim ve sonra bu sistem geldi. Ben çok gurur duydum. Hani benim dolayısıyla olmasa bile çok gurur duymuştum. Aslında şey çok güzeldi. 2010'da galiba 11 ve 12'de de vardı emin değilim. Türkiye'ye hep gelecek deyip getirmedikleri tribunal sistemi. Hani giriyorduk siteden böyle case'lere bakıyorduk. İşte chat yazışmalarına bakıyorduk. Hangi oyuncu raporlanmış, neden raporlanmış falan onlara bakıp ceza ver ya da verme diye seçiyorduk. Ve bunun sonucunda IP ile kazanıyorduk. Yani gerçekten support'un yapması gereken işi hem komünite yapıyordu. Hem kendi içinde bulunduğu sistemi düzeltmek için uğraşıyordu komünite. Hem de IP kazanıyordu. Bunu kaldırdılar. Türkiye'ye 3 yıldır gelecek deniyor. Kayboldu şu an tüm sunucularda. Kapalı sanırsam yeniliyoruz, yenileyince getireceğiz diyorlar. Bunu acaba neden kaldırdılar bilmiyorum. Bence çok güzel bir sistemdi. Ya sistem güzel ama şeyi unutuyoruz sanki biraz. Hani topluluğun genel davranışlarını unutuyoruz. Topluluğun eğitilmesi lazım ki sonra hani devamı gelsin. Bence topluluğun hani nasıl mesela support'un gelişmesi için topluluğu eğitmek amacıyla bir sürü stratejik şey çıkardılarsa topluluğun eğitilmesi için aynı zamanda bir hani böyle rapor sistemlerinin falan düzgün bir şekilde çalışması falan gerekiyor olabilirdi. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar Türkiye sunucusundan dolayı hepimiz çektik. Hatta hani neden çoğumuz EOS'da, neden çoğumuz hani İskandinavya'da falan. Ben mesela İskandinavya'da benden başka pek kimse yok ya. Vallahi ben seni görene kadar pek kaldığını düşünmüyordum Türklerin orada. Ben hani baktım işte Türkiye'den Türkiye'de kafayı yedim. En son oyunu silmiştim. Ne zaman hatırlamıyorum. 2 sene falan oluyor. Dedim oyunu bırakacağım ama ben bu sunucuyu bırakayım. Burada yapamıyorum ben. Fazla sinirleniyorum. Baktım hani EUWest zaten hani Türkiye'den çok bir farkı yok diye düşündüm. Çünkü Türkiye'den kastım hani böyle sinirli oyuncu, agresif oyuncu olarak dediğimde EUWest'te aynı o tatsız rekabet var. EU'ya baktım. Hani daha böyle herkes kendi halinde, pek benim gibi böyle çok takmayan, chill oynayan insanlar olduğunu düşünüp oraya geçtim o yüzden. Herkes beni West'te sanıyor ama. Ben kalabalıktan kaçıyorum aslında. Ama hani şey, cidden bu sorun Türkiye'ye özel değil. Ben oyunu ilk bıraktığımda, Kuzey Amerika sunucusunda oyuncular çok kaba ve zehirliler diye bırakmıştım. Ta 2011'de mi ne? Eski hali kalmadı bu oyunun, herkes çok kaba falan deyip sinirlenip bırakmıştım. Yani her sunucuda olan problem. Oyunu biraz daha böyle kenarda köşede kaldığı için sakin. Ama RP hayvan gibi pahalı işte, öyle bir sıkıntı var. Evet. Türkiye'ye sen de geçeceksin Hasan sanırım 15'inden sonra. Evet. Ben şöyle bir hesap yaptım. En yüksek miktardaki Riot puanından 2 paket alırsan Türkiye'de ve parasını verip EU'ya dönersen EU'da 2 paket almaktan çok daha karlı çıkıyorsun. Evet. Çünkü mesela şu an bir 3000 RP'yi Avrupa'da aldığın zaman 20 euro veriyorsun ki 20 euro şu anda hani 65 lira yakın bir fiyat. Hani bunu Türkiye'de 65 lirayla iki katını falan filan alıyorsun. Çok Oyun Gezer dergisinden çıkan RP kodları da var. Onları da bozdururum. RP vardı özel sayıdan.
Onu almayanlar için göstereyim, bilmeyen varsa şöyle koleksiyon sayısı yapmış oyun gezer. Bunun içinden bilmem kaç bin raid puanı çıkıyor. Onu da alıp Avrupa'ya kaçırırım, güzel olur ya. Burada çok güzel görseller var gerçekten bu kitabın içinde. İnanılmaz hoş şeyler var. Ama bana sorarsanız en büyük sıkıntısı rehberler. Derginin yarısından fazlası rehber gördüğüm kadarıyla. Ben de o yüzden almadım. Hiçbirinin hiçbir sayısını almadım o yüzden. Hani tamam, rehber olması güzel bir şey ama sezon altını, yani sezon öncesi döneme birkaç gün kalmışken sen gidip eski kabiliyetlerle rehber çıkardığında bayağı yalan oluyor. Ve bir hani de... şey pek doğru da değil gözlemlediğim kadarıyla kendi yorumumca. Mesela Sona'da fulleme sırası koymuşlar işte, ilk önce hangi yeteneği fullleyeceksin diye. W'yu Sona koymuşlar. En son W fullle demişler Sona'ya. Hızlı support. W'dan önce fulletmişler. Support'ta şey, hani direkt şunu fulleyeyim diye başlayamazsın aslında. Hani öyle bir fikirle başlayamazsın. Yani ya Morgana da bile değişir. Ya her şampiyonda öyle bir şey var aslında. Orada hani sayfaya sığsın diye o şekilde yapıyorlar ama o da işte yani olduğu kadar. Evet, hani ama bence yine de hızı heal'ın önüne koymak büyük bir ayıp. Ben şöyle göstereyim aynen. Önce Q, sonra E, sonra W demişler. W'yu son fulllemişler. Bu beni bayağı hayal kırıklığına uğratmıştı ki gördüğünüz gibi kabiliyetler de eski ağaca uygun yapılmış. Bunu öngörmelilerdi bence. Onun dışında bir koleksiyon olarak gerçekten tutulabilir. Çünkü görseller gerçekten muhteşem. Bunu da böyle bir ara not olarak geçmiş olalım. Fiyatı neydi? 35 lira sanırım fiyatı. Ücretsiz kargoyla geliyor. Şöyle güzel bir Freljord sahnesi falan var yani. Böyle. Evet. Sorular var mı bakalım hemen? Hı-hı. Hasan sen bir yandan moderatörlük yapıyorsun galiba. Evet. bir ara o yüzden bir dikkatim dağıldı. Çünkü chatte çok fazla arka arkaya gereksiz insan belirmeye başladı. Ve hani sürekli slash ban, nickname, slash ban, nickname derken... Rus sunucusuyla ilgili bir mesajımız var hemen bakalım. Rus serverında TR serverından daha ucuz. EU batı ve İskandinav güzel ama İngilizce. İngilizce bilmeden gitmek işkence oluyor demiş. Bize de işkence oluyor. Polonyalılar falan bir ara bayağı terör estiriyorlardı. Ruslar çok vardı. Neyse ki Rus sunucusu açıldı, artık hiç karşılaşmıyoruz Rus'la. Ya, İngilizce bilmemek gerçekten sıkıntı eğer. Ping'le anlaşmak diye bir şey var. Benim hatta bir tweet'im var öyle ünlü olan. Maç boyunca sadece Demacia diyerek kazandım. Garen oynadığım bir şey. Yani barona pingleyip Demacia yazıyorsun. Adam geliyor zaten barona yani. Çok iyi. Tabi İngilizce bilmenin ekstra faydası kesinlikle oluyor. Rus serverında daha ucuz olduğunu ise bilmiyordum ama Rus serverına herhalde gitmem. Ya o RP sistemleri çok farklı. Mesela Tayvan sunucusunda şey diyor, bizdeki 1820 RP'lik kostüme 330 RP diyor. Nasıl yani? Ben de bu tepkiyi verdim. Evet ama daha pahalı. Çok ilginç. Hiçbir sunucuda böyle bir şey görmedim yalnız. Tüm sunucularda ortak RP var. Tayvan yok, Tayvan'da farklı. Dört haneli sayılardan mı korkuyorlar kültürel bir şey mi acaba? Ne ya belki zaten para oyuna... bilimlerine yakın olsun diye falan böyle. Oyuna giriş de çok saçma. Yani saçma demeyeyim de farklı sistem var. Hani bizde sallıyorum Counter Strike Go'ya girmek için Steam'i açıyorsun ya önce. Onlarda Garena'yı açıyorsun, oradan LoL'e giriyorsun. Aa, Garena sistemi var. Çok enteresan. Çok enteresan. Evet. O RP'nin farklı olmasını aklım almadı. Yani Çin sunucusunda bir ara işte o görsellerin farklı olması muhabbeti vardı. Onun dışında hep evrensel çalışıyordu Riot bu RP. Çok şaşırdım. Ben de çok şaşırmıştım. Güzel bir ilgi oldu. Ya ben de şimdi şaşırdım. Çin'i de düzelttiler artık zaten. Onu evrenselleştirdiler. Ben Tayvan sunucusu olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Yeni Graves hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk çıktığında patladı. Herkes deli gibi Graves oynuyordu. Evet. Ormanda AD Carry'de ben dahil Graves güçlü char çekmiştim direkt aktar zaten. Sonra pıs diye kayboldu. Rus serverında bir hafta kaldım, hesabı orada bıraktım, yeni hesap açmak zorunda kaldım. Hesabı orada niye bıraktın? Çıkartmadılar mı? Rusya'ya bir daha girdin mi, bir daha dönüşüyor komrad şeklinde. Geldin artık bizimsin. Niye dönemedin onu anlamadım. Herhalde dönüş parasını karşılamamış olabilir arkadaş ha? Hani bir de RP ucuzsa aslında daha rahat da dönebilirdi. Evet. Dora zaten bakmıyor, saçmalama, insanlar soru spamlıyor, 200 kişilik yer değil artık burası. Demiş bir moderatörümüz. Peki kabak mı? Kabalmış o. Anlamadım. Dora bakıyor ya şeylere. Ben de bakıyorum hani. İnsanlar soru soramıyor. Subscriber moda mı alalım? Biraz subscriber moda alalım o zaman. Bir sorularınızı cevaplayalım.
Sonra genel muhabbete dönelim. Bir tartışmalar yavaşlasın. Subscriber'ı aldım ben şu anda. Abonelerimiz ve moderatörlerimiz, sorularınız varsa hemen alalım sizden, ardından dönüşümüzü yapalım ki abonelerle ilgili şöyle bir bildiride bulunayım. Benim artık Twitch abone butonum muhtemelen olmayacak arkadaşlar. Neden? Dün bunu Klaus yayınında da anlattım ama daha geniş bir ortamda tekrar anlatayım. Twitch bana mail attı 2 gün önce. Başka siteden yayın yaptığını öğrendik. Bu bizim anlaşmamıza aykırı. Aboneliğini kapatacağız başka yerden yayın yapıyorsan dedi. Hani ben her pazar buradan yayın yapıyorum ve çok memnunum. Bol izleyicimiz de var. Gayet güzel yararlanıyoruz ama benim ülkemde kurulmuş olan bir yayın şirketi ve sunucular bana daha iyi avantajlar veriyorlar ve düzenli yayınlarımı o yüzden buradan yapıyorum. Ben aboneliğimi korumak istiyorum ama bana seçim yapmak zorunda bırakırsanız beni Klanzi'yi seçmek zorundayım diye cevap verdim. Bir daha dönüş yapmadılar. Bakalım ne yapacaklar. Herhalde alırlar ya, partnerliği diye düşünüyorum. Sözleşmede öyle bir şey yoktu sanki. Ha, ben varmış. Okumuştum ama. Hasar ya, bir Allah şey soracağım. Anlaşma bu arada biraz... tek örnek ben değilim. Ya, anlaşma biraz garip değil mi? Mesela bir Twitch yayıncısı olarak hani çoğu yayıncı aynı zamanda YouTube'a da yüklüyor ya da YouTube üzerinden de yayın yapıyor. Hani bu mesela hani yani Twitch mi YouTube mu derse herkes YouTube der zaten. Niye böyle bir şey yaptılar ben de anlamış değilim. Herhalde bu Klanzi Türk yayıncıları kendi tarafında çekmeye başladı diye korkmaya başladılar diye düşünüyorum. Ama bu yaptıkları hani izledikleri yol bana kalırsa doğru değil. Gerçekten enteresan geldi. Şey yapabilirlerdi. Mesela senden aldıkları o %, yani Twitch yayıncılarından aldıkları o %'yi biraz azaltabilirlerdi. Onun işte çok büyük bir kurum olduğu için yapacağını sanmıyorum. Yani bugüne dek tüm bu servislerin bizi sömürmesine alıştık zaten. YouTube %55 alıyor, Twitch %50 alıyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Rus server ile ilgili şey yok. Cidden böyle bir şey yoktu sanki sözleşmede. Sen maddeyi buldun mu? Aa, ben bakmadım bile. Ben çünkü yani okumuştum, neredeyse tamamını okudum, böyle bir madde yoktu diye hatırlıyorum. Sadece YouTube Gaming'de yayın yapamıyorsun diyorlar. Aa, ben orada da yapıyordum he. Yapmıştım bir iki kere yani. Bakıyorum hemen, Pontus Bey demiş ki, umarım her şey yolundadır, ben bilmem kimim işte, Türkiye bölgesiyle de ben ilgileniyorum Twitch'le. Seni bilgilendirmek için bu maili atıyorum. Şu an bizimle olan partnerlik kontraktını bozuyorsun, hani şey, kurallara aykırı davranıyorsun. Temel olarak bilmek istediğim şey, başka bir yerde stream yapmaya başladın, Klanzi yazmış direkt, Twitch'ten Klanzi'ye mi geçtin? Eğer buraya geçtiysen partnerlik anlaşmanı bozacağım. Çünkü hem Twitch'ten partner olup hem de başka yerde yayın yapamazsın. Adamın yazdığı mail bu bana, gayet sert bir şekilde. Garip. Dorak bir bağışlara bak demiş bu arada, psikohasar takasıyla Demonizer. Görmediğim bir şeyim var, tüm bağışları okumuşum zaten. Ve teşekkür ediyorum sana tekrardan, Demonizer. Fark etmez, biz Klanzi'den de bağış atarız yani. Onlar kaybeder. Mega muhtarlarımızdan Hasan zaten. Sen dün ilk dün akşam yayın yaptın İlter. Ben de katıldım bir kısmına. Memnun aynen, teşekkür ediyorum yönlendirme için de. Ya Klanzi güzel. Hani geliştirilmesi gereken bir sürü yönü var. Çok. Doğru. Çok var. Ama hani senin de bahsettiğin konular, hem Türk firması olması, hem gelecekteki projeleri falan filan. Gayet iyi yani. Bu arada subscriber moddan çıkardım arkadaşlar. Çok yavaşladığı için chat. Kim kazandı? Sevgili Hasan bu haftanın galibi oldu. Zaten kaçırdıysanız bölümü YouTube adresinden çok, izleme şansınız oldu. Çok zor, çok zor kazandım bu arada, bilginiz olsun. Böyle karnıma falan ağrılar girdi. Ya. Yarı final hakkını verdi gerçekten. Evet. Arkanda Nerd Block görüyorum. O gerçekten çok güzel bir servis ya. Evet. Ya aslında ben Loot Crate'i istiyordum da daha ucuz falan filan diye. Türkiye'ye yollamıyorlar. Hatta Avrupa'nın tamamına da yollamıyorlar. O yüzden... Ben de şöyle komik bir şey göstereyim. Siz konuşa durun. Yayına bakayım. Ben de öyle yaptım ya. Bende de onun çocuk versiyonu var. Ha! Neden? Ben bunlara söyledim. Videosunu çekmek istiyorum. Bana kutu gönderin dedim. Tamam dediler. Bir ay geçti. Yok. Mail attım. Kusura bakmayın işte sıkıntı çıkmış falan dediler. Tam bana şey takip numarasını gönderin ben bulurum dedim. İşte bilgisayarda hata oldu, takip numarasını kaybettik falan yaptılar. Yemedim tabi de. Ha tamam neyse falan dedim. Merak etmeyin ikisini birden göndereceğiz önümüzdeki ay dediler. Yine bir ay geçti, yine ses yok. Mail attım nerede bu diye. Gelecek yakında, çok yolda falan dediler. Bir açtım bu çıktı işte. Hani iki tane Nerd Block göndereceklerine çocuk versiyonunu göndermişler.
Ve hani içinde böyle İngilizce çocuk dergisi, işte böyle küçük renkli kalemler falan var. Çok öyle bir ya. Üzücü bir fiyaskoydu benim için ama Dora, sistem cidden güzel. Ya bana da şöyle bir yere bir şey çıkmıştı. Hani Norbulon kendisinde bir de hani direkt yetişkinler için olanında bile bir böyle İngilizce çalışma kitapçığı gibi bir şey çıkmıştı. Yok, böyle hani sıfat yerine böyle o şey, hani o sıfatı andıracak bir şey var. Fiil yerine fiilin resmi var. Mesela tutuyorsa tutma falan filan vardı. Bir İngilizce çalışma şeyi alamışlardı. Nitan abi Aloe için dünya sıralamasına girelim. Psikolol demiştin, devam mı tarzı bir şey, bir mesaj gördüm orada. Sen konuyu sezon 6 için yapacak bunu. Yani muhtemelen sezon 6'da başlarız çünkü yeni sezonla birlikte o dereceli performansına başlarız diye düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun, ben anlamadım konuyu tam. Bu low skill puanları muhabbetini biliyor musun? Biliyorum. Orada Aloe'yi de böyle birkaç kişilik bir ekip olarak dünya sıralamasına kasalım diye böyle bir fikir ortaya attım. Bayağı bir katılım isteği oldu. Bakalım. Hadi bakalım. Türkiye'de o konuda bir fiyasko yaşanmıştı, onu biliyor musunuz bilmiyorum. Türkiye'de 3v3 oynayan yok sezon sonu. Şikeli maçlar dönmeye başladı, birbirlerine win sattı takımlar çerçeve alabilmek için. Adamlardan bir tanesi de böyle işte her maçta, satılan maçlarda atıyorum Darius oynuyor adam. Karşı AFK olduğu için zaten işte kesiyor geçiyor böyle 16-0 10 15-0 15 falan gibi gidiyor. Adam gidip LoL Skill'in adminine mail atıyor. Ben dünyadaki en iyi Darius oyuncusuyum, beni listeye sokmalısınız diye. Öyle bir fiyaskomuz vardı yani. Adam tabii ki öğrenip sokmadı yani. Komik yani doğal olarak. Bazen bu noktalarda yani hani oraya, orada ismin yazınca eline ne geçecek? Hani satılmış maçlardan topladın, madalya vermiyorlar, para vermiyorlar, bir şey vermiyorlar. Neden yani? Çok enteresan. LoL'ün bizdeki o ego seviyesi. Oyun burası sadece yarışmasına... bizde de değil. Efendim? Sadece bizde de değil bu arada bu olay. Yani yabancılarda da var. Mesela bu yıl sırf o win trading denen olaydan şampiyonluk kümesinde AB Batı'da ve Amerika'da 10 kişi falan banlandı. Hadi ya. Şampiyonluk kümesinde bile yapıyor. Çok enteresan gerçekten. Ya bunda da şey işte, ilk 50'ye girmek için. Hani ilk 50'ye farklı ikon verdi ya Riot Games. Hı-hı. Şampiyonluk kümesindeki ilk 50'ye. Orada adam mesela bir hesabı 600 puan, diğer hesabı 250 puan. 250 puanlı karşıya getiriyor ve bilerek kaybediyor. Vay arkadaş ya, olaya gel. Oyun Bros gelecek mi sorusunu görüyorum 500. kez. Hemen cevaplayayım buradan. Şöyle ki kendisini çağırdım ben zaten, uzun zamandır çağırıyorum ancak bir türlü denk getiremedik. Ne zaman denk gelecek diye sorarsanız 6. hafta gelme olasılığı var. 5. haftada GameX olduğu için kendisi İstanbul'da olacak, yetişemeyecek yarışmaya, ancak 6. haftada gelebilir. Lee Sin'e üçlü çıkmak mantıklı mı? Ben Lee Sin'i biraz daha tank seven bir insanım şahsen. Takımda ben de bir tank Lee Sin'i daha çok tercih ediyorum. Yani daha memnun oluyorum açıkçası. Ben Ormancı'da genel olarak tankı seviyorum ya. Zeon 6. hafta gelecek. Evet, İlter abi maalesef 3. oldu sevgili GC. İyi yayınlar İlter'e, sorar mısınız? İrelia oynarken karşında zorlandığı şampiyon ya da şampiyonlar kim ya da var mı? İrelia oynarken... tabii ki zorlanacağın şampiyonlar var ama hani adamın oynayıp oynamamayı bilmesiyle alakalı bir durum. Hani mesela çok iyi oynayan bir Riven oyuncusuna karşı zorlanabilirsin ama ortalama bir Riven oyuncusunu çok rahat bir şekilde yenebilirsin. Doğrudan Irelia'ya karşı çok güçlü olan bir şampiyon dersen mesela Lissandra, Lulu gibi yanına yaklaştırmayan, yaklaştığında da kaçabilen şampiyonlar çok zorluyor. Ama işte hani o yetenek mücadelesi biraz. Yani doğrudan böyle ezme gibi bir durum yok İrelia'ya karşı. İrelia çünkü minyon kesip kendi güçlendirmeye devam edip 9. seviyeden sonra her türlü şampiyonu birebir de alabilen bir şampiyon. O sustainle, gerçekten İrelia'nın 1v1'deki sustainiyle başa çıkmak cidden mümkün değil. Veste 2 Türk demiş ki Dora iyi yayınlar, Veste 2 Türk'ten selamlar. Biz de birazdan yayına gireceğiz. Bir selam alabilir miyiz demiş sevgili Eren. Veste 2 Türk gerçekten eğlenceli yayıncılardan bir tanesi. Yeni yayıncılardan bir tanesi, size bol şans ve selam gönderiyorum. Bu arada buradan. Dora bir tane soru bana sürekli özel mesajdan tekrar ediyor. Spamlıyor, onu da sorayım. Lütfen. Soru bence çok yanlış bir soru ama yine de sorayım. Bard Jungle çok OP olmaz mı diye bir soru gelmiş. Ben olmaz diye başından yanıt vereyim de. Çok OP kesinlikle olmaz. OP bence olmaz, oynanır mı dersen pek iyi olmaz diye cevap verebilirim. Evet. Oynanıyor. Ormanla başa çıkabiliyordu çıktığı dönem. Şu an değişen ormanla başa çıkabilir mi bilmiyorum. Bence çıkar. Ama yok. A-a. Hani ya. Sıkıntı ya. Bir kere ganklerin zaten sıkıntı. Tamam. E ile çok aniden geliyorsun. Güzel. Ha?
baskını güzel. Yani destek olarak böyle farklı koridorlara güzel baskın atıyor. Ama orman dönmesi çok sıkıntı. Yani Counter Jungle'a direkt gidecek bir şampiyon. Yani bir Shaco ya da herhangi ortalama bir jungler geldiğinde bardı orada paramparça yapar direkt. Ben Aynen. ganklerini de çok başarılı bulmuyorum açıkçası. Tamam, kapısıyla falan birlikte güzel girebiliyor gerçekten ama hem Bard ormancı olduğunda rakip bunu öngörüp o Q'yu linklemeyecek şekilde durabiliyor. Öyle durması çok kolay. Yani minyonu arkasına almadığında, hele orta koridorda adamın her tarafı açık resmen. Onlardan çok rahat korunabilir diye düşünüyorum. Support'un gankini asıl güzelleştiren bence o beklenmediklik. Orman dönmesi zaten saçma sapan yani. Dragon'ı sololayabilen şampiyonlar varken Red'i zor sololayan bir şampiyon ne kadar efektif olabilir? Doğru, orası öyle. Hayır sevgili public, kesinlikle düşünmüyorum. Vay neden eskisi kadar oynanmıyor? Bilmiyorum ama mutluyum. Vay gerçekten çok güçlü bana kalırsa. Güçlüydü oynandığı dönem. Bir sıkıntı da yaşamadın. Neden gözden düştü? Burada sanırım asıl cevap sende de İlter. Ben cidden bilmiyorum. Ben arada bir aklıma geliyor. Vay be, çok oynanıyordu, çok OP'ydi. İyi ki yok. Gerçekten çok güçlü çünkü. Bence de Ya çok oynaması güçlü. da çok keyifliydi. Doğru. Yani bunu ben de kendime çok sordum açıkçası. Neden oynanmıyor bu Vaya şampiyon ne diye. oldu? Yani Vayne'ın metadan düşmesi genellikle daha popüler bir şampiyonlar gelmesiyle oluyor her seferinde. Yani mesela Vayne çok popülerdi, sonra Rek'Sai geldi, bir anda tahtı hop aldı götürdü. Neden Şu an Rek'Sai'yi de pek Rek'Sai'in? görmüyoruz. Yani yeni popüler şampiyonlar çıktıkça böyle eskileri bir anda dama atılıyor pabucu ama işte tam olarak neyden kaynaklanıyor orman için bilmiyorum bunu. Ya Vayne'ın en büyük sıkıntısı şu anda şey, ultisini kullanırken direkt rakip takımın içine giriyor. Efektif kullanamıyor çoğu zaman. Çünkü onunla birlikte gelecek bir orta koridor ya da üst koridor şampiyonu olması gerekiyor. Ve bu da çoğu kompozisyona ters oluyor. Hani nişancılar üzerine oynanıyor diyorduk ya. Nişancıyı koruyamıyorsun çünkü seninle birlikte iki kişi rakibin içine gittiğinde. Ya o yüzden Vayne'ı böyle biraz riskli seçim olarak görmeye başladılar. Ama Mantıklı. sonrasında tamamen metadan nasıl çıktı bilmiyorum. O Hiç Vayne oynanmamaya başladı çünkü bir anda. ultisiyle ilgili hani meta ile alakası yok ama benim en sevdiğim şey yani böyle Caitlyn'le birlikte girdiklerinde sırt sırta resimleri çıkıyor pasif olarak Piltover'ın muhteşem ikilisi deniyor ya. Oradaki o uyum mantığı şey hani Vayne hedefine doğru uçarken diğer hedefleri yana doğru çekiyor ya böyle. Hani Caitlyn arkada duruyor, Vayne hedefleri yana açıyor. O hedefi tamamen açık bırakıyor. Caitlyn o aralıktan vuruyor direkt böyle snipe'lıyor. Öyle bir combo düşünülmüş, o benim çok hoşuma gidiyor. Selamlar herkese. Doğru sana bir sorum var. Chat çok hızlı gidiyor ya. Yok gitti. Slow Bulabileceğini sanmıyorum onu tekrar. Yok Ben de gitti. chat'i kontrol ediyordum da bir sürü arka arkaya özel mesajla soru gelmeye başlayınca direkt chat'i kapattım. Alice Yayına lane'de döndüm. oynanır mı? Ben Alice tam pek eğlenmeyen bir insan olarak bu soruyu cevaplayamam. Alice lane'de oynanır mı değil mi Aha. soru? Üst koridorda çok güçlüydü. Hatta profesyoneller de bol bol oynuyordu. Bu son değişikliklerden sonra, sondan bir önceki değişikliklerden sonra tekrar oynanmaya başlandı üst koridorda. Hatta Darius falan oynuyordu yüksek eloda. Sonra Q'sunu nerflediler. %8 hasar vuruyorken insan formunda %4'e düşürdüler. Tekrardan oynanmamaya başlandı. Mantıklı. Bu arada o mesajı buldum. Selamlar herkese. Doğru sana bir sorun var. Ben hikayeleri hiç bilmiyorum ama her şeyi öğrenmek istiyorum. Sıfırdan nereden başlamalıyım? YouTube.com/ Sıfırdan. mesela şampiyon hikayeleri diye bir serimiz var. Oradan kaptırıp autoplay'i açıp dümdüz gidebilirsin. Hayırlı geceler diliyorum şimdiden. Plat 2'deyim main'im Teemo. Banlayalım arkadaşlar. Ay, moderatörler nerede? Güvenlik. Ama ne zaman loklasam küfür yiyorum. Bu ön yargı neden? Ben de ön yargılıyım o yüzden. Yorum Yani şu an yapmayayım. kimse cevap veremiyor haliyle. Hani satanistlere olan ön yargı nedense o yüzden. Çünkü şeytan yani direkt sinir bozucu küçük bir şeytan. Kimse sevmiyor Teemo'yu yani. Ama güçlü mü? Bence sezon 6 öncesinde gerçekten güçlü. Hibrit şampiyonlar ön plana geçtiği için Teemo gerçekten güzel hasar verebiliyor. Arkadaşla oturduk severek izliyoruz. İyi yayınlar demiş Burak Tokak. Çok teşekkür ediyorum Burak. Sağ ol. Seninle de Şey, görüşelim yakında tekrar. oynanışı Yayınlar. zorlayan şampiyonlar genellikle karşıda görülmesinden nefret edilen şampiyonlar olduğu için mesela bir zamanlar Master Yi de öyleydi. Hani karşıda gördüğünde hani bir şey olacak diye çok korkardın ve nefret ederdin. Sürekli her yerde yorumlarda yazarlardı. Master Yi kaldırın, Master Yi silin.
İşte Master Yi oynayan bebedir falan tarzı bir sürü şey yazılıyordu. Bir şampiyonu silebilme şansın olsa hangi şampiyonu silerdin Hasan oyundan? Siz de chatte yazın arkadaşlar. Hangi şampiyonu silerdiniz oyundan? Yani hepsinin ayrı bir tadı var benim için de bilmiyorum. Yok mu böyle bir tane baş düşmanın? Savior1905 diyor ki YouTube'a video çekmeyip yayınlara konuk olarak İlter seni de unutmadık. İlter YouTube'a 2-3 gün önce geri döndü, bir haftalık arasının ardından geri döndü. Kanalına bakabilirsiniz. Sinirlenip abone olmayı bıraktıysanız geri dönebilirsiniz. Hepimizin tatil hakkı var arkadaşlar. Biz de insanız. Kolay değil bu iş göründüğü kadar. Hasan yok mu bu cevabın ya? Ya yok açıkçası ama takımımda da hani geçen hafta söylemiştim. Hani takımımda da karşıda da görmekten hoşlanmadığım bir Yasuo diye bir şey var. Havasını çok seviyorum. Sözlerini seviyorum. Tasarımını seviyorum. Hatta oynanışını başkaları oynarken izlemeyi de seviyorum ama benim oynadığım oyunda bulunmasın. Yasuo'nun seslendirmesi konusunda ben İngilizce seslendirmesini çok seviyorum. Türkçe seslendirmesinden nefret ediyorum Yasuo'nun. Gerçekten bence en başarısızlardan biri Türkiye sunucusunda Yasuo. İlter silmek istediğin şampiyon? Tahm Kench. Tahm Kench. Mantıklı. Zaten ne kadar OP olduğundan çok bahsettik Nexus sohbetlerinde daha önce. Tekrar açmayacağım o konuyu. Benim Fizz. Ama şimdi Fizz oynamayı denedin mi? Hayır. Asla. Oynamam. Ben dokunmam İşte bak yani. Oynarsan, o zevki tadarsan silmemeyi düşünebilirsin. Anladın mı? Hani kendim de bir gün oynarım, o zevki tadarım diye düşünerek silmemeyi tercih edebilirsin. Teemo'dan nefret ederim. Normalde direkt Teemo demem lazım. Ama oynayınca o şeytanlık benim de içime doluyor böyle. Moduna giriyorum yani. Şeytan bir zevk bu yani. İnsan kırbaçlamak gibi bir şey. Tamam zevkli olabilir ama kötü bir şey sonunda. Yani yapılmaması gereken bir şey, yasaklanması gereken bir şey bence. Bu seslendirme konusu açılınca orada da merak ettiğim konular var. İlter, İngilizce ve Türkçe'de farklı farklı. En sevdiğin şampiyon seslendirmesi. Kesinlikle Fiora İngilizcesi. Gerçekten. Çok seviyorum. Özellikle şey yok. Şakasında and pretty pictures yaptık. Aynen çok aynen. Orayı çok seviyorum. Türkiye sunucusunda? Türkiye sunucusunda özellikle beğendiğim Gangplank'inkini beğeniyorum. Onun haricinde böyle çok ama İngilizcesini de beğeniyorum yani Gangplank'in Türkçesini de beğeniyorum. Özellikle beğendiğim Türkçe seslendirme yok sanırım, öyle dikkat etmedim. Hasan? Ben İngilizcesinde Jinx'i nedense çok seviyorum. Hani o esprileri olsun oynarken yaptığı şakalar falan olsun. Türkçesi de fena değil bence Jinx'in ya. Güzel yapılmış yani. Uyumlu. Buluyorum ben en azından. Türkçesinde de nedense hani Lissandra ve Aloy'u yapan kadın var ya, seslendirmesini yapan kadın. O kadının sesini çok beğeniyorum. O yüzden ikisininkini de bayağı beğeniyorum. Kadının sesinden ötürü biraz. Lissandra'nın seslendirmesi özellikle bence de güzel. Ama benim hayalimdeki Lissandra'dan çok farklı yani. İngilizce sunucusunda Lissandra yaşında 26-27 yaşlarında bir kadın sesi varken Türkiye sunucusunda yaşında 50-55 yaşlarında bir kadın var. Yani Lissandra'nın ölümsüz ve on binlerce yıldır hayatta olduğunu düşünürsek doğru. Ama Lissandra kaç yaşında buzdağına oldu, bu önemli. Çünkü yaşlanması durdu ki muhtemelen prenses olduğu için 25-26 yaşlarında buzdağına olup o saatten sonra yaşlanmadığı için aslında yaşlı bir sese sahip olmaması gerekiyor. Ama güzel, Lafli gelecek mi yarışmaya demiş Erenoski. Çağırdım, dönüş alamadım. Bir gün dönüş yaparsa bir gün gelebilir belki. Kendisini ağırlamak isteriz burada. Yayıncılara ulaşmak, bana ulaşmaya çalışanlarınız olduysa bildiğiniz üzere oldukça zor bir şey arkadaşlar maalesef. Hani gerek arkadaşlardan, gerek izleyicilerden, gerek diğer yayıncılardan çok fazla mail, mesaj, cart curt geldiği için insan göremeyebiliyor. Ben arkadaşlarımdan da çok hata arıyorum artık mesajlar. Bağış at. Yayınına git, bağış at. Şey, oyun burası kimi? Afro'yu öyle çağırmıştım, Linus'u. İlk hafta yarışmacılardan biri son anda kayboldu, gelemeyeceğim dedi. Hemen bağış attım Facebook mesajlarına bakar mısın diye. Görmüyordu. Tamam bakıyorum birazdan dedi öyle. Tolga'nla da aynı şeyi yapmıştım. Ne diyorduk? Seslendirme diyorduk. Ha. Evet. Benim yabancı sunucuda en sevdiğim Sivir. Yani o cool ifade, böyle bir umursamazlık, o kendini yukarıda görmenin ses tonu Sivir'de var gerçekten. O distant şeyi çok seviyorum. Türkiye sunucusunda sanırım Ekko diyebilirim. Gerçekten çok başarılı bir seslendirmesi var bana kalırsa. Evet. Çok İngilizcesinden daha güzel yani, yenilikçi ve uyumlu, gerçekçi bir sesi var. Böyle o eskilerdeki çizgi film havasını da veriyor, onu seviyorum. Doğru doğru, gerçekten güzel Ekko. Evet. Ciğerim soldu sormaktan diye bir... Ciğerim soldu sormaktan cevaplayın oğlum. Dora ve İlter, main Rengar olan bir insan olarak soruyorum. Statik bombardıman ve yüksek AD sağlayan eşyalarla birlikte Rengar daha güçlü çar olmaz mı? Rengar'ı bana sormayacaksın abi, onu ben bilmiyorum.
Onu Brave oyundaya sorsaydın geçen hafta keşke. Evet. Bombardıman arttırır mı ki ultiyle yaptığı düz atan range'ini? Range'ini... Arttırmaz herhalde. Zıplama range'i çünkü o düz atak range'i değil. Haha arttırmaz diye düşünüyorum ben de. Aynen. Yani bombardıman gereksiz ama statik olabilir. Ki yeni yama ile birlikte artık ikisininki aynı anda patlamıyor. Yüksek olanı alıyor oyun otomatik olarak. O yüzden ikisini birden almayı ben tavsiye etmem. Sen çılgın LOL videoları çeken zamkimizsin değil mi? Zamkimiz. Bu bir hakaret zamki. Mi? Zamki. Zamkimiz. Herhalde kankanın versiyonlarından biri. Kankimiz de olabilir. Evet. O benim. Çılgın LOL videoları sanırım sayabiliriz. Abi Night Blue 3 neden Rengar'a bombardıman topu alıyor? Açıklarsan sevinirim. Dediğim gibi Rengar'ı ben bilmiyorum. İlter yine sende top. Neydi soru? Rengar. Night Blue 3 neden Rengar'a şey alıyor? Bombardıman topu alıyor. Ya yani Night Blue her türlü build'i deniyor. Muhtemelen o ana denk gelmişsindir. Hmm. Yani bu aralar onu tercih ediyordur. Yoksa her türlü şey deniyor. AP Rengar oynuyor, Tank Rengar oynuyor, AD Rengar oynuyor, her şeyi oynuyor yani. AP hadi. Trindamir falan vardı bir ara ya. Aynen, hala da... oynayanlar oluyor. Güzeldi Verkoz ama. Neden oynanmıyor sizce? Verkoz oynanıyor bence. Arada görüyorum ben şahsen. Ben gerek support olarak gerek orta koridor olarak ama bana kalırsa kaçış mekanizması olmadığı için, çok rahat gank yiyebildiği için şu ara tavsiye tercih edilmiyor olabilir diye düşünüyorum. Şey direkt atılmıyor ya böyle birden karşı tarafın üstüne. Sanırım o yüzden de olabilir. Böyle biraz hani yine de mesafeni koruyup da böyle saldırman gerekiyor. Böyle bir de yakalayabilirsen gafil avlaman gerekiyor. Bilmiyorum. İlter daha iyi bilir mi? Valkos mobil bir şampiyon değil. Hı-hı. Sıkıntısı o yani. Bir de bütün yetenekleri skill shot. Skill shot olmayan hiç yeteneği yok. Bu da hani high bir skill level yapıyor. Çok zor değil yapıyor aslında ama. Evet. Ya tamam çok zor değil ama sonuç olarak skill shot ya. Hı-hı. Hani dojlaması mümkün. Hı-hı. Hani hiç dojlamak mümkün olmayan yetenekler de var sonuçta oyunda. Öyle olunca hani bu kadar zor bir karakteri... Ya şöyle söyleyeyim aslında. Düşük liglerdeki çoğu kişi yüksek liglerdeki kişilerin oynadığı şampiyonları tercih ediyor çoğunlukla. Yani yüksek liglerdekinden kastım daha çok profesyonel oyuncular. Hani bir turnuvada bir şampiyon oynanıyor, herkes bir anda onu oynamaya başlıyor. Turnuvada riskli şampiyonlar oynanmaz. Hiçbir şekilde riskli şampiyonlar oynamıyorlar neredeyse. O yüzden Vel'Koz'u belki 100 maçtan bir tanesinde görürsün. Evet, adam bakıyor ya profesyonel oyuncular Vel'Koz'u hiç oynamıyor. O zaman bu şampiyon kötü diyor. Aslında kötü değil. Aslında çok riskli. O yüzden o kadar yüksek hani seviyede olan bir oyunda tercih edilmiyor. Çünkü Faker bir Vel'Koz'un hani attığı 5 yetenekten birini yiyecek belki adamın mekanikleri sayesinde. Öyle olunca da hani zincirleme bir şekilde şampiyon popülerlikten düşüyor. Ama bir de çok büyük bir sıkıntısı işte mobil değil. O yüzden rahat kamplanıyor. Rahat hani kasmasının önüne geçiliyor. Yorick'e nerf gelmeli ve splash artı değiştirilmeli sizce Savage Blowstick. En uzun süredir adına kostüm çıkmayan gözden uzak şampiyonumuz Yorick. Uzun süre önce zaten değişmesi gerektiği düşünüldü. Bence ihtiyacı olan şey nerf değil. Yorick koridorda tam bir baş belası yani. Koridorda Yorick'i birebir de almak imkansıza yakın bir şey. Adam gerçekten seni orada çıldırtıyor. Ama oyun ortasında da çok güçlü oluyor. Oyun sonuna doğru yaklaştığımızda hiçbir olayı kalmıyor adamın. Gerçekten bildiğin hiçbir şey yapamıyor oyun sonunda. Ve şöyle bir istatistik var Yorick'le ilgili genel olarak. Koridoru rahat kazanır, oyunu rahat kaybeder. O yüzden Yorick'in ihtiyacı olan şey bana kalırsa rework. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Rework iyi olur. Evet. Shen rework'ü ya, ne zaman gelecek? Yakında TM. Nasıl bir rework gelecek Shen'e? Ultisi sadece sana. Çok hatırlamıyorum şu an, çok vakit oldu üstünde konuşalım ben ama. Ben hatırlıyorum biraz. Şu yetenek skill shot olacak ha muhtemelen. Böldüm sen devam et. Evet. Q yeteneği yanlış hatırlamıyorsam skill shot olacak. W'sunda E'sinde çok fazla bir değişiklik olmayacak. Bir de ultisi tamamen değiştirilecek. Ultisi tamamen yeni bir şey olacak. Bence şu an ben, güzel bir karakter ama. İse şöyle hatırlıyorum. Q'su dediğin gibi skill shot olacak diye hatırlıyorum. Mekaniği çok değişmeyecek. W'su bas kalkan olsundan daha aktif bir şeye dönüştürülecek atıyorum. Basıp ikinci bir aktive etme olur. Bir şekilde skill shot'la ilgili bir şey olur. Zamanlaması olan bir şey olur. E yeteneği çok çok ufak değiştirilecek diye hatırlıyorum. Ultisine ise dokunulmayacak diye hatırlıyorum ben. Tam tersine seninkini. Yani teknik olarak ulti de ayrılıyor bizim hatırladıklarımız. O yakında zaten ona arkadaşlar net bir duyuru yapılır yani.
Ben Tari'yi merak ediyorum. Tari'yi ben de merak ediyorum. Tari'ye ne gelecek? Kimse oynamıyor garibim ya. Halbuki o da güçlü bir şampiyon. Ya bir yere denedim de hani bayağı tank oluyorsun. Kimse seni öldüremiyor ama yine de varıp kurtaramıyorsun ya birilerini. O biraz koyuyor. Gems. Gems are truly outrageous. Yeni sınırlı mod çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Yani bu Poro Kralı'nın müdavimleri bitsin. Bir dahaki etkinliğe yeni bir şey gelir. Lysandra'yı seslendiren Harry Potter'daki müdür yardımcısını seslendirenle aynı mı Türkçe'de? O kadar da bilmiyorum ben. Siz biliyor musunuz? O kadar bilmiyorum. Rammus dedemiz hiç dokunulmadı. Evet, Rammus'un splash artı da ölümüne eski. Ama Rammus'un en azından yetenek ikonlarını güncellediler. Bir 6 ay önce falan. En azından onu yaptılar yani. Irelia oynarken karşıma bir de hikayesi de güncellendi. Pantheon geliyor, ne yapmalıyım? Ya Pantheon'a karşı oyun başında kazanmanın hiçbir ihtimali yok. Yani ormancın sana yardım etmediği sürece hiçbir ihtimali yok. Çünkü net iki tane düz atağını görmezden geliyor. Böyle olunca bekleyeceksin. Yani bir 6. seviyede kazanma ihtimalin var. İkiniz de eşit eşyalara sahipken. Çünkü 6. seviye olduğunuzda onun ultisi hasar vermiyor olacak. Senin ultin doğrudan işe yarıyor olacak birebir savaşta. Bunu kullanarak 6. seviyede savaşmaya çalışabilirsin ama öncesinde hasarını böyle bir yoklaman lazım. Sen ne kadar hasar veriyorsun, o ne kadar hasar veriyor. Eğer o da olmazsa ilk eşyalarını ninja tabi 2 tane Doran kılıcı ya da 2 tane Doran kılıcına ihtiyaç duymazsan 1 tane Doran kılıcı sonra gitmek istediğin eşya ve 9. seviyede yaptığın savaşta mutlaka üstün çıkıyorsun. Ama 9. seviyeye kadar skor vermemen gerekiyor. Çünkü Snowball'a bağlıyor mutlaka. Gerekirse hani adam hiç minyon aldırmasın sana. Sadece kule altında minyon kes. Ama bekle yani 9. seviyeyi. Pantheon tüm şampiyonlar için neredeyse gerçekten çok sıkıntılı bir rakip. Yani o mızrağın hasarı ve o deli gibi dürtme potansiyelinin üstüne gelen burst gerçekten çok sinir bozucu. Pantheon son dönem görmediğime çok seviniyorum ben. Dora, sana bir tane daha sorum olacak. Loli bırakmayı düşünüyorum. Önerdiğim bir oyun var mı? İlter, Dora, Hasan özür diliyorum. Bedava olmasın tercih ederim demiş Emir Xax. Ben bu aralar Paladins'e sardım bildiğin gibi. Beta key bulup oynayabilirsin diye düşünüyorum. Onun dışında Paladins, önerdiğim oyun yok. Beta'dan çıktıktan sonra şey olacak mı? Free to play olacak mı? Evet, şu an zaten free to play. Yani anahtarı dışarıdan elde etmek çok kolay. Bizim Facebook grubumuzda neredeyse oyunu oynamayan kalmadı. Çünkü oyunda 4. seviye olduğunda 3 anahtar elde ediyorsun. Hani ben birine veriyorum, o kişi 3 kişiye veriyor. O 3 kişi 3 kişiye veriyor diyerekten yayla yayla gruptaki herkesin anahtarı oldu. Overwatch niye free değil? Blizzard'ın satış politikalarından dolayı. Yani buna nasıl bir cevap verebilirim? Adamlar paralı yapmış oyuncusu abi. Yani free to play olarak gerçekten LoL'den daha başarılı bir model ben bugüne dek görmedim. Hani oyun içi hiçbir kuvvet satın alamıyorsun ve adamlar milyon dolarlar kazanıyorlar. Gerçekten çok başarılı. Sizin önerdiğiniz bir oyun var mı bu arada? Free yani yok ya. Free ben single player oynuyorum ya o yüzden. Yani. Yasuo'ya neden skin çıkmıyor? En son Koda'da çıktı. O yeterince güzel bir kostüm olduğu için olabilir bence. Bence de Koda'da kostüm Yasuo'nun aşırı başarılı. Daha yeni bir şey. Bence şu an gerek yok, bir yere çıkar. Oku artık! Vlad'ın güçlü ve güçsüz yanları yazar mısın? Bunu dedim, ban attılar. Yeter, ban atarsanız artık bağışla şikayet edeceğim. Ne biçim botlar, modlar var demiş. Ben Sinan Saraç. Öncelikle yaşadığın sıkıntı için özür diliyorum Sinan. Çok fazla spamlediysen böyle bir şey yaşamış olabilirsin. Vlad'ın güçlü ve güçsüz yönleri. Vlad sustain konusunda çok başarılı. Yani koridorda senin özellikle dürtebileceğin bir rakip varsa, yakın menzilli bir rakip varsa adamı çıldırtıyorsun. Çünkü adam sana her yaklaşmaya çalıştığında adama hasar vermeyi geç, sana verdiği hasarı da dengeleyip iyice öne geçiyorsun. Ve ileride iyi bir burst verebiliyorsun. Zayıf yönleri dersen, rakibi iyi dürtmek istiyorsan E yeteneğini kullanman gerekiyor. E yeteneğini kullandığında çok çok nadiren lane'i ittirmemeyi başarabiliyorsun. %90 ittiriyorsun ve lane'i ittirdiğinde direkt sırtın açık kalıyor. Ormancı gelip sana sağlam bir gank atıyor. Öyle bir sıkıntısı dışında ben Vladimir'in çok bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Oyun başında da çok yüksek bekleme süreleri. Evet, bir de cidden oyunun ilk seviyelerinde 1v1 girmeye çalışırsan sana denk bir şampiyonla sıkıntı yaşıyorsun. Ama böyle 6-7'den sonra 1v1'de karşısında durabilen yok. Swain hariç. Swain biraz sıkıntı oluyor. Temel counter'larda. Ya çoğu kişi şu hataya düşüyor Vlad'a karşı oynarken.
ben gir çık yapayım, böyle hasar takası yapalım falan filan, o yemiyor. Vlad o canı geri dolduruyor, sen az canla kalıyorsun. Eğer Vlad'a gireceksen karar vereceksin, gözünü tam kapatacaksın, gireceksin. Tam gireceksin. Aynen öyle. Japonya sorunundan son durum nedir? Bilmiyorum, haberim yok. Siyaset ve küfür direkt permaban, gerisi timeout demiş Lidaros. Doğru. Lütfen artık cevap verin ya. Mundo'ya gelen bu sağlam nerf'ten sonra sizce hala seçiliyor mu? Ben şahsen çok seviyorum. Bir de İlter abinin kedisinin adı neydi? Niye ISIS terör örgütü olanla bir alakası var mı? Hayır yok. Bunu geçen Nexus sohbetlerinde açıklamıştık. Evet. Mundo'ya ben dün oynadım. 7-0 yeri gittim. Nerf'ten sonra da 7-0 yeri gitmeyi başardım. Rakibim biraz beni hafife aldığı için çok güzel feedledi beni. Onun etkisi var ama Mundo hala gayet güçlü. Eskisi kadar güçlü değil tabii ki ama hala güçlü. İlter'e kargo nasıl gönderebilirim? Maalesef şu an öyle bir yol yok. İstanbul'daysan buluşalım. Oo, direkt, daha iyi, senin ayağına geliyorsan onu hediye göndereceğini. Daha güzel bence. Sence Poppy meta'ya girer mi? Bence güçlü. Bence güzel. İnsanlar gerekli sevgiyi gösterirlerse ben yer bulur diye düşünüyorum. İlter. Çok güzel ya şu anki haliyle. Yani eski hali çok karakteristik bir yapıya sahipti. Yani öyle herkesin oynamak isteyeceği bir yapısı yoktu şu an. Ya denemek için oynayan kişi bile rahatlıkla oynayabilir. Öyle bir yapısı var yani. Bana öyle geliyor şu anki haliyle. GameX'te olacak mısınız? Olacaksanız hangi gün? Ben cumartesi gelmeyi planlıyorum. Karar vermedim. Ulaşım biraz zor. Bir de çok kalabalık olacak gibi görünüyor bu sene. Ondan korkuyorum biraz. Siz? Bu soru bayağıdır soruluyordu sana. Evet. Hani chat'e baktığım için. Ben en son 2000... Kaçta gittim? League of Legends'ın Nikazor'u getirdiği sene gittim ben Nikazor'a. Fotoğraf çekilmiş miydin Nikazor'a? Fotoğraf çekilmek için sahneye atladım. Beni sahneden indirdiler. Nikazor'da bana sorry deyip gitti. O günden beri Nikazor'dan nefret ediyorum. O yüzden Türkiye sunucusuna geçtim. Şampiyon olup kazanıp sonra Nikazor bende fotoğraf çekilmeye geldiğinde rating görevlisi olarak hayır sen bir zamanlar beni fakirken reddetmiştin diye uzaklaştırmak için öyle gelmiştim Türkiye sunucusunda ama tabii şampiyonluk liginde tutulamayınca altında kalınca Nikazor olan nefretimi koruyup sunucu değiştirdim sadece. O sahneden indirildiğim günü de hala unutmam. Oku artık öldüm cennetten yazıyorum. Bir Zek sever olarak mid oynanması mantıklı mı, kaçış mekaniği de var. Demiş Mehmet Arslan. Top'ta fena değil, ormanda çok başarılı, mid'de hiç denemedim ne yalan söyleyeyim. Bilmiyorum. Yani top'ta oynanan şampiyonların %99'u bence mid'de de oynanabiliyor zaten. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum ben. Ama düşünelim. Roam atabilir. Güzel gank atabilir. Gank geldi mi stun yemezse kaçabilir. Rakibini dürtemese bile hani üstüne atlayıp vurup geri çekilebilir. Bunu da dürtmek sayabiliriz uzaktan bir şey yapamasa da. Dolayısıyla bence oynanır. İlter sen GameX'e gidecek misin? Bu soru da çok geliyor şu an. Gelmeyi düşünmüyorum çünkü pek içerik olarak dolu olduğunu düşünmüyorum. Yani benim ilgimi çeken şeyler yok pek. Ben de aynı şekildeyim. Hani en azından bir League of Legends olsa daha iyiydi. Tamamen ben gidersem hala tam karar vermiş diyeyim dediğim gibi o günkü halime bağlı biraz. Seyircilerle görüşmek için gideceğim tamamen. Nedenim bu benim de yani. Abi LOL web ooo ne kadar hızlı gidiyor chatimiz ya, hiç yetişmek mümkün değil. Oyunlarda agresif olamıyorum, sürekli ya ormancıyı bekliyorum ya da garanti kill almayı. Bunu geliştirmek için ne yapmak gerekir? Bence bu çok güzel bir huy, bunu kesinlikle terk etme ve değiştirmeye çalışma derim ben. Agresif oynayıp bir şeyler kaybetmektense garantici oynamak çok çok daha iyi bir şey, kendine hakim olmak. Bu arada GameX miydi bu oylamayla en iyi yayıncı YouTube'u falan seçen? Aynen onu yapan GameX. Belli bir kitleye hitap ediyor ve onun üzerinden oylama yapıyor gibi saçma sapan bir şey olmuş. Hani zaten oylara falan filan da baktım. Bir kişi böyle 2000'lere falan filan yaklaşmış. Ondan altı hep 100. Jahrein galiba bu senenin en iyi yayıncısı seçilecek olan kişi. Yani oylamayla en iyi oyun firması seçmek kadar komik bir şey yok. Hani ona en popüler diyoruz biz daha önce de konuştuğumuz üzere. En iyi hakkında ne düşünüyorsun? Çok güçlü değil mi? 6 odunda ile okup. Please. Gerçekten güzel tek atabiliyor. Minyon kesmesi Q'suyla çok rahat bir dönem. Çok popülerdi. Atak menzili düşürüldükten sonra biraz gözden düştü. Ama bana kalırsa hala gayet güzel bir şampiyon eli. Yani bir de point click stun var yani. Aynen direkt öyle. Tıklıyorsun adamın üstüne ve stun yiyor. Bir de 5 kişilik bir stun'ı olunca Tibur'sa birlikte gerçekten güzel oluyor. Yani evet. O flash
Yani ben Annie oynadığımda neredeyse her zaman böyle belli bir dürtme seviyesinden sonra Flash Q ve Ignite attığımda adam direkt patlayıp yok oluyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Rengar'a sezon 6'da yapılabilecek en iyi build'i söyler. Ne kadar çok Rengar sorusu geliyor. Benim gözüme mi takılıyor? Lissandra mı Azir mi sizce? Ben Lissandra'yı daha çok seviyorum ama Azir de gayet güzel bir şampiyon bana kalırsa. Cevapla artık. Japonya'dan son durum ne? Cevap verdim zaten buna. Bilmiyorum. Nereden bileyim? İkisine de yeni başlayacaksa Lissandra'yı tercih edebilir ama. Ne başlayacak? Yani ikisine de daha önce oynamadıysa Lissandra'yı deneyebilir bence. Daha kolay bir şampiyon. Evet. Daha garanti bir şampiyon. Yine Rengar sorusu. Garen adlı saçma şampiyonu koridorda nasıl yenebiliriz? Darius'la bence yenebilirsiniz. Nar'la yenebilirsiniz. Cho'Gath'le yenebilirsiniz bence. Ya özel bir şampiyon tavsiyem yok benim ama oynayış tarzı olarak pasifinin harekete geçmesini engellemen gerekiyor. 8 saniyede bir aktif oluyor pasifi. Onu dürte dürte uzun menzilli bir şampiyonla direkt yok edebiliyorsunuz. Ahri çok mu OP sizce de yoksa bana mı öyle geliyor? Bence çok OP değil ama güçlü bir şampiyon. Yine yetenek şampiyonu olduğu için hani skill shotlara sahip, yetenek atışlarına sahip. Eğer bunları tutturabiliyorsanız karşılığını da veriyor. O yüzden yani çok OP denmesi mümkün değil. Ama eğer yetenekli bir oyuncuysan ve pratik yapmışsan şampiyonla hakkını veriyorsan gayet de güçlü. Skarner neden düştü? Son dönem yediği nerfler ve genel olarak o az önce bahsettiğimiz popülerliğin azalması durumu bana kalırsa. O ilk çıktığında oynanıp sonra kaybolması. Bu arada saatimiz 22'ye geliyor. İlter'den zaten bu yayın boyunca artık onu duymamış olsak bir sıkıntı olacaktı. Geleneği bozmayalım. Kapanış 3 dakikamıza doğru geçelim. Son soruları alalım. Sorunuz varsa sizin yarışma ile ilgili, meta ile ilgili, yama ile ilgili, LoL ile ilgili eklemek istediğiniz son şeyleri alalım. Hasan? LoL ile alakalı sorum yok. Soru ya da statement ama, insanlara iletmek istediğin son sözler bu yayınlarında. Ama sana şöyle bir soru sorabilirim. Tabii ki. Hikayeyle ilgili bir sonraki video ne zaman çıkacak? Yeni şampiyonda mı yoksa farklı bir zaman? Salı günü. Ha tamam. Şu an belirli bir yayın programı oturtuyorum biraz kesin olmamakla birlikte. İşte pazartesileri bilgi yarışmasının tekrarı, salı günü hikaye, çarşamba günü yama notları veya yama öncesi. Perşembe günü. Nexus sohbetleri yani siz bugün bunu YouTube'dan izliyorsanız bugün muhtemelen Perşembe'de kesin olmamakla birlikte işte Cuma güçlü çar veya muhtar güçlü çar iki tanesinden biri. Cumartesi veya Pazar'da Paladins oynanış veya şampiyonluk maçları olarak bir program düşünüyorum elimden geldiğince. İlter daldın gittin. Bilmiyorum ya odaklanamadım bugün nedense. Yorulmaya başladın sen de sanırım. Doğru olabilir. Yayındayız. Olabilir ama çok keyifliydi yani. Bu arada Hasan çok memnun oldum. Ben de çok evet, memnun oldum gerçekten bu arada. Katıldığınız için size tekrardan teşekkür ederim. Hatta da benim açımdan şöyle bir şey oldu. YouTube aboneliklerimle şu an yayına çıktım. Gel. Aç bir kanal katılarımızı. Aynen. Bozma yani lütfen. Başından beri yazıyorum. Gör artık şu yorumu. Jack sizlere çok güçlü değil mi? Guinzo olsun, klasik build olsun. Evet. Ben katılıyorum. Gerek ormanda gerek üst koridorda bence birazcık ayarı kaçmış durumda bana kalırsa. Denebilir evet. Ufak bir nerf iyi gidebilir. İlter kapanış cümlelerin. Sanırım özel bir şey söylemek istemiyorum. Seyircilere çok teşekkürler. O hani arkasını ben getirememiş olsam da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceliydi. Sana da çok teşekkür ederim. Böyle bir program ayarladığın için. Güzeldi. İntikam alma şansını maalesef gerçekleştirememiş olsan da sezon 2'de istiyorsan Sibel'le seni yine aynı programa çıkarmaya çalışabilirim. Olur. İstediğinden emin değilim ama ben çok olsam çok istemezdim olur. Sibel gerçekten dişli rakiplerden bir tanesi olarak. Evet, sezon 2'ye çalışarak geliriz ya böyle. Bakalım 13-14 haftadan sonra ki 13 hafta diyorum şu an için çünkü işte 4. haftadayız şu an. 8. haftada bir yarı final daha, 12. haftada bir yarı final daha, 13. haftada final yaparım diye düşünüyorum ama şöyle planım da var ayarlayabilirsem. 14. haftayı 13. haftayı Riot bölümü yaparak hani onları yarışmaya katmadan sadece eğlencesine bir bilgi yarışması bölümü yaparak sonra 14. hafta bir final düşüncem var. Onun için tabii Riot'la konuşmak gerekiyor. Bu akşam Clancy yayını yok arkadaşlar ama hani haberiniz yoksa Clancy'den diye artık yayınları düzgün olarak burada yapıyorum diye göndereyim dedim linkleri. Sizlere
izleyenlere, sohbetimize katıldığınız için, bizi izlediğiniz için, yarışmada tüm yarışmacılarınıza ve bana destek olduğunuz için, bu işlerde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlter ve Hasan, Hasan seni bir kez daha tebrik ediyorum 13. haftada finale katılacağın için. İlter, katıldığın için 4. en yüksek bilgi yarışması puanına sahip oyuncumuz olarak çok teşekkür ediyorum. Yine talihsizlikler yaşadın. Yorick peşini bırakmadı bugün. Risklerin kötü gitti ama gayet güzel yarıştın. Ben izleyenlerini, sevenlerini gayet mutlu ettiğini düşünüyorum. Sadece katılarak bile zaten bizi çok mutlu ettin. Çok teşekkürler. Kimsenin son sözü yoksa kapatıyoruz öyleyse. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.